Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Matic Coin analizi yapacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Matic Coin geçtiğimiz Ocak ayında 75 cent seviyelerinden itibaren yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi ve burada 1 dolar 56 cent seviyesini test ettikten sonra önemli destekleri kaybettiği görülüyor. Ancak burada altta 1 dolar seviyemiz ve onun daha da altında 95 cent seviyesine kadar bir düşüş gerçekleştirdi ve buradan yeniden yukarı yönlü az da olsa ufak ufak fiyat hareketleri gördük ve bu son Bitcoin düşüşüyle birlikte de burada yeniden 95 cent seviyelerini test ettiği görülüyor. Ancak Bitcoin'deki bugün yaşanan yukarı yönlü hareketten sonra da Matic Coin'de yukarı yönlü daha net bir fiyat hareketi gördük ve burada 1 dolar seviyesi, 1 dolar 1 sent seviyesi önemli bir dirençti. Bu seviyeyi bugün aştığı görülüyor Matic Coin'in. Burada yukarıda önemli bir seviyemiz, önemli bir bölgemiz var. Burası da 1 dolar 8 sent, 1 dolar 10 sent seviyesi. Bu 1 dolar 10 sent seviyesi aşılırsa Matic Coin'de artık fiyatın daha da rahatlayacağını düşünüyorum ben. Bu durumda da yukarıda 1 dolar 42 sent seviyesi ilk etapta hedeflenebilir. Ancak burada 1 dolar 10 sent seviyesi aşılamazsa da bu fiyat üzerinde olumsuz bir baskı unsuru olacağını düşünüyorum ben. Burada 1 dolar ve 1 dolar 10 sent seviyesi arasında sıkışmış bir Matic Coin görebiliriz. Ancak Bitcoin'de yukarı yönlü güzel hareketler geldi bugün. Ve bu Bitcoin'de bir miktar yatay hareketler veyahut da ufak ufak yukarı yönlü hareketler görürsek artık burada Matic Coin'in 1 dolar 10 sent seviyesini aşması ve burada az önce de belirttiğim 1 dolar 42 sent seviyesi ve 1 dolar 71 sent seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirmesini düşünüyorum ben. 1 dolar 71 sent seviyesi, 1 dolar 70 sent seviyesi Fibonacci 0.618 seviyesi olması açısından güçlü bir direnç bölgesi. Bu seviyeye gelindiği takdirde ise bir miktar kar realizasyonu yapılabilir. Bu şekilde bir strateji geliştirilebilir. Ancak şu anda en kilit seviyemiz bizim altta 1 dolar seviyesinin korunması. Yukarıda ise 1 dolar 10 sent seviyesinin mutlaka kısa bir süre içerisinde aşılması gerekiyor. Aksi takdirde burada tatsız bir piyasa görmemiz mümkün olabilir Matic Coin'de. Momentum'a baktığımız zaman ise burada yani Mart ayından itibaren olumsuz bir durum söz konusu ve şu anda da Momentum'da da çok yukarı yönlü olumlu bir durum söz konusu değil. Ancak dediğim gibi buradaki 1 dolar 10 sent seviyesinin üzerindeki fiyat hareketleri yeniden Matic Coin'de bir coşkunun hakim olmasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden şu andaki kilit seviyemiz 1 dolar 14 sent seviyesi. Ancak derin düzeltmeler olması halinde ise aşağıda 66 sent 70 sent seviyesi bizim majör desteğimiz olarak düşünülebilir Matic Coin'de. Şu anda Matic Coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.